Ben geldim. Şimdi bugün çok uzun zamandır benden istediğiniz bir şey yapacağız. Kanalı açtığımdan beri bana şu soruyu soruyorsunuz. Bir günün nasıl geçiyor? Bir günün nasıl geçiyor? Bir günün nasıl geçiyor? Hep aynı soru tekrarlanıp duruyor. Dedim ki size bir günüm nasıl çektiğini anlatayım. Şu an yaşadığım yer kötü durumda olduğu için ve taşınacağımız için size böyle hani yaptıklarımı tek tek göstererek çekmeyeceğim bu videoyu. Oturacağım. Bir günde neler yaptığımı size anlatacağım. Ama şunu söylememde yarar var diye düşünüyorum. Bu benim standart bir günüm. Yani iş olduğunda ya da işte başka işler çıktığında, kendi işimle ilgili şeyler yapmam gerektiğinde bunların sıralamaları değişiyor. Bunlardan bazılarını çıkarmak zorunda kalıyorum. Ama genel olarak yılın 8 ayı kadar falan bu şekilde gidiyor. Ve bunlar benim her gün yaptığım şeyler. Ama bunlara ek olarak şeyler yaptığım zamanlar da oluyor. Bunlara ek olarak yaptığım şeyleri anlatmayacağım. Genel olarak bir gün boyunca yapmaya çalıştığım, yaptığım şeylerden bahsedeceğim size. Size daha önce bir video çekmiştim. Ben 5.30-6 gibi kalkıyorum. Ama maalesef 2 haftadır Ali'nin vardiyası değişti. Akşam çalışmaya başladı. Yani abuk subuk bir saatte eve geliyor. O yüzden bütün düzenimiz alt üst oldu. Ama çok yakın zamanda tekrar eski sisteme döneceği için biz tekrardan aynı düzenimize, aynı uyuma ve uyanma düzenimize geri döneceğiz. O yüzden ben size standart her zaman yaptığımız şeyi anlatmaya devam edeceğim. Saat aşağı yukarı 5.30-6 gibi. Yani 6'da yataktan çıkmış oluyorum. Bütün gün yaptıklarımı anlatacağım ama saat vermeyeceğim ya da şu zamanda şöyle yapıyorum, bundan sonra şöyle yapıyorum diyebileceğim bir şey kesinlikle yok. Çünkü dediğim gibi hayat şartlarına göre, o günün getirdiği şeye göre her şey değişiyor. Spor yaptığım saat değişiyor, kitap okuduğum saat değişiyor, film izlediğim saat değişiyor. Değişiyor yani. Genel olarak bir çizelgede gitmeye çalışıyorum ama kendim de çok fazla kasmıyorum açıkçası. Gün ne getirirse onu yaşamaya çalışıyorum. Kalkar kalkmaz duş almıyorum. Kalkıyorum. Güzel bir yeşil içecek hazırlıyorum kendime. Katı meyve sıkacağında, slow juicer dedikleri yavaş sıkan katı meyve sıkacakları var ya, onlar da bir yeşil sebze suyu hazırlıyorum kendime. Belki arada elma atıyorum içine. Havuç, elma, işte ıspanak, maydanoz, dereotu gibi yeşilleri alıyorum. Adı bol limon sıkıyorum. Sabah uyanır uyanmaz yaptığım şey, içtiğim şey bu. Hemen kahvaltı yapamıyorum çünkü saat 10-11 gibi ancak kahvaltımı yapabiliyorum. Bunu içiyorum. Eskiden ben smoothie çok içerdim. Şimdi smoothie'den ziyade sebze suyu içmek bana daha kolay geliyor ve daha keyifli geliyor. O yüzden sebze suyuna birazcık daha yöneldim. Arada smoothie de yapıyorum ama sebze suyunu daha çok seviyorum. Mümkünse sebze suyumu içtikten sonra yoga yapmaya çalışıyorum. Ama bazen yatmadan hemen önce de yapmış oluyorum yogamı. Tabii ki her gün aynı saatte yapsam şahane olur ama henüz o kadar düzenli ve böyle ritüellerine düşkün bir insan değilim. O yüzden de bazen akşam yapıyorum, bazen sabah yapıyorum ama çoğunlukla sabah yapmaya çalışıyorum. Çünkü müthiş keyifli oluyor. Bütün gün boyunca o şey kafamdan çıkıyor ve ben bütün güne daha dinç başlamış oluyorum. Sabah kalkıyorum, 1 saat kadar aşağı yukarı, 1 saat 10 dakika, 1 saat 20 dakika bazen yoga yapıyorum. Sonra artık yavaş yavaş kahvaltı zamanım yaklaşıyor ve kahvaltı hazırlıyorum kendime. Kahvaltımı, öğle yemeğimi, akşam yemeğimi, genelde iki öğün yiyorum ama kahvaltımı ve öğle ya da akşam yemeğimi kendim hazırlıyorum. Hemen hemen hiçbir zaman dışarıdan almıyorum. Böyle çok yorgun olduğum günler dışında hepsini kendim hazırlamayı tercih ediyorum. Çünkü çok seviyorum hazırlamayı. Yani çok iyi yemek yaptığımı söylenemez. Hatta yemek yapabildiğim bile söylenemez. Ama hazırlamak bana keyif veriyor. Çünkü kendi yemeğini üretmek, kendi yediğini hazırlamak bence çok güzel bir şey. O yüzden hazır almamaya dikkat ediyorum. Güzel bir kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltıya gerçekten önem gösteriyorum. Saat olarak değil. Tabii ki öğle yemeği saatinde kahvaltı yaptığım doğrudur ama kahvaltının içeriğine önem gösteriyorum. Çünkü keyif alıyorum kahvaltı yaparken. Daha doğrusu ben bütün yemekleri hazırlarken ve yerken keyif alıyorum garip bir şekilde. Gerçekten hani hazırlarken tamam çıkalım, o kadar müthiş olmasa da yine keyif alıyorum ama yerken aşırı keyif alıyorum. Geçen videolarda bahsettiğim gibi şu an bazı şeyler bana yasak. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim ruh halimi. Bundan sonrasını artık herhangi bir sıralamaya koymadan söyleyeceğim size. Mutlaka günde 2 saatimi kitap okumaya ayırıyorum. Bazen daha uzun da sürebiliyor. 100 sayfa ya da bilemediniz 200 sayfa, 100-200 sayfa arasında bir kitap okuma zamanım oluyor benim. Her gün yapıyorum bunu. Hani çok büyük bir aksilik olmadığı sürece de bunu yapmaya devam ediyorum. Ve film izlemeye çalışıyorum. Bir tane film izlemeye çalışıyorum. Bunu her gün yapamıyorum çünkü film izlemek bazen 3 saatlik oluyor, bazen 1,5 saatlik oluyor. Genelde kısa filmleri tercih ediyorum. Yani 1,5 saat civarında olan filmleri tercih ediyorum. Çünkü ben bir şeyi çok uzun süre izleyemeyenlerdenim. Sıkılıyorum. Film beni boğuyor, daraltıyor. O yüzden kısa kısa olanları tercih ediyorum ama dediğim gibi bunu her gün yapamıyorum. Ama yapmaya çalışıyorum. Diyelim ki sabah yogamı yaptım. O zaman işte aradan böyle 3-5 saat geçtiğinde, saat aşağı yukarı 5-6 civarı olduğunda evde koşu bandı var. Koşu bandında 4-4,5-5 hızlarında, yani böyle hızlı yürüyüş temposunda yürümeye başlıyorum. Aşağı yukarı 4,5-5 kilometre falan gidiyorum. Bu yürüme işini aşağı yukarı 1 saat yapıyorum. Çünkü 1 saat bana yeterli oluyor. Yoga da yaptığım için ikisi birlikte yeterli oluyor. Tabii ki böyle yaptığım için, yani günde 2 saatimi spora verdiğim için çok iyi beslenmem gerekiyor. O yüzden bu aralar çok zorlanıyorum. Çünkü dediğim gibi bazı gıdalar yasak, eksik.
Onu çok özlüyorum. Kendi işimi çıkarırsak YouTube'la ilgili yaptığım şey 2 günde bir video yayınlamak. Dolayısıyla 2 günde bir video çekiyorum. O yüzden 2 günde bir video çekiyorum. Ve 2 günde bir dolayısıyla edit yapıyorum, montaj yapıyorum. Bunlar günün çok büyük bir kısmını alıyor aslında bakarsanız. Çünkü sabah kalktın, duşa girdin, hazırlandın, oturdun videonun önüne. Mesela hani diyorum ya yogayı sabah yapıyorum. Yogayı sabah yapmadığım zamanlardan bir tanesi işte bu video çektiğim günler. Çünkü 10-11 gibi video çekmeyi seviyorum. O yüzden de bu yoga ve kahvaltı yetişmeyeceği için önce videomu çekiyorum. Ondan sonra diğer işlemlerimi hallediyorum. Gün birazcık değişiyor bu zamanlarda. Videoyu çekip montaj yaptığım günler günün büyük bir kısmı bu işe gidiyor. Çok büyük bir kısmı bu işe gidiyor. Ve bunu haftanın 3-4 gibi, günü gibi düşünün. Ya da bazen vaktim olmadığında videoyu çekiyorum, ertesi gün montaj yapıyorum. Yani her gün YouTube'la ilgili bir şey yapmış oluyorum. Sonrasında zaten videonun tag dediğimiz etiket ayarlamak, başlığını ayarlamak, işte kapağını falan tasarlamak gibi şeyler kalıyor. Onları da hallediyorum, videomu yayınlıyorum. Sonra video ilk yayınlandığı gün ve hemen hemen ertesi gün size cevaplar veriyorum. Sonrasında artık veremiyorum çünkü yeni video yayınlanmış oluyor. Haftada 3 video yayınladığım için. Bu arada pazar saat 1'de, çarşamba ve cuma gününde saat 6'da videolar yayınlıyorum. Tabii ki gün içerisinde çok fazla olmasa da YouTube videoları izliyorum arada sırada. Zaten bundan bir sonraki videoda size hangi YouTube kanallarını takip ettiğimle ilgili olacak. Böyle bir video istemişsiniz benden. Yarından sonraki gün yayınlanacak ama bu video sadece eğlence kategorisindeki Türk YouTube kanallarını kapsayacak. 5-10 tane kanaldan bahsedeceğim. Eğer videoyu severseniz size diğer kategorilerden de izlediğim, yabancı YouTuber'lar da dahil olmak üzere izlediğim YouTuber'ları anlatabilirim, onları size tanıtabilirim. Eğer isterseniz. O yüzden yarın önce bir eğlence kategorisinde izlediğim birkaç tane, kafamı dağıtmak için izlediğim birkaç tane YouTuber'dan bahsedeyim. Eğer videoyu beğenirseniz zaten söylersiniz. İşte birazcık YouTube izliyorum. Bu aralar böyle komik videolara sarmış durumdayım. Onları izliyorum. Birazcık kafamı dağıtıyorum. Çünkü günüm gerçekten yoğun geçiyor. Size anlattıklarım dışında bir de anlatmadıklarım var. Çünkü her zaman değişen şeyler var. Ve günün en güzel saatlerinden bir tanesi geliyor. Ali'nin iş saatine göre değişiyor bunu yaptığımız zamanlarda. Mesela gündüz işe gittiğinde akşam 7-8-9 gibi yapıyorduk bunu. Ama şimdi gece gittiği için gündüz yapmaya başladık. Böyle 2-3-4 gibi yapmaya başladık. Erkek kardeşim ve Ali ile birlikte PUBG oynuyoruz. Evet, bunu yapıyorum. Gerçekten resmen bir ritüel haline geldi. Çok uzun zamandır her gün, hemen hemen her gün PUBG oynuyoruz. Şu dar alan 100 kişilik ya da 25 kişilik olanını ben çok seviyorum. Çünkü böyle o zaman daha fazla kişiyi şey yapabiliyorsun. Daha fazla leşin olabiliyor. Bunları söylediğime inanamıyorum gerçekten. Ama ya keyifli bir şey. Gerçekten PUBG oynamak çok keyifli. Ve günde aşağı yukarı yarım saat kadar PUBG'ye zaman ayırıyorum. Resmen bir zaman ayırıyorum. Yani bir mesai harcıyorum ben PUBG'ye. Hoşuma gidiyor oynamak. Çünkü oynadığım başka bir oyun yok şu an için. O yüzden de hani arada kafayı dağıtmak için müthiş oluyor. Tanıdığın insanlarla oynamak bence daha da keyifli oluyor. Eğleniyorum. Ve bütün bunları yaptığımda ve size anlatmadığım diğer şeyleri de yaptığımda aşağı yukarı saat 10 gibi falan oluyor. Sonra elimi yüzümü yıkıyorum, dişlerimi fırçalıyorum, şöyle bir hazırlanıyorum, keyif moduna geçiyorum, birazcık bakım yapıyorum, yatağa gidiyorum. Eğer varsa elimde bir masal kitabını 5-10 sayfa kadar okuyorum ve saat 11'de uykuya dalmış oluyorum. Sabah yeniden 6'da uyanabilmek için. İşte bir YouTuber'ın hayatından 24 saat bu kadardı. Hayatımızda bir şeyler yakın zamanda değişebilir. Taşınma gibi durumlar olabilir. Şehir değişikliği, taşınma gibi olaylar meydana gelebilir. Zaten size haberdar ederim. Yakın zaman dediğimde birkaç ay sonradan bahsediyorum. Bakın ne gösterecek hayat. Ona göre tempomuz, düzenimiz, hayat tarzımız tekrardan değişebilir. Son birkaç aydır bu şekilde gidiyor hayatım. Bundan sonra nasıl olur bilemem. O zaman gelelim, size malum her gün bir kitap hediye ediyorum. Bugün bir YouTuber'ın yaşamından 24 saati anlattığıma göre bir kadının yaşamından 24 saat bayıldığım bir kitabı sizden birine hediye etmek istiyorum. Geçen videoda Sineklerin Tanrısı kitabını hediye ettim. Bundan bir önceki videoda Sineklerin Tanrısı videosuna gidip yorum yaparsanız, buna yorum yaparsanız ve pazar günü yayınlayacağım YouTuber'larla ilgili olan videoya yorum yaparsanız bu 3 kitap İçinizden bir kişiye gidecek. Bir de beni Instagram'dan takip etmeniz gerekiyor tabii ki. Kitap çok güzel bir kitap. Size hatta bu kitapla ilgili bir video da çekmiştim. Çok azıcık birkaç satır okumak istiyorum ki hani almak isteyen kişi isteyecek mi bakalım, sevecek mi bakalım, ona göre yorum yazarsınız. Bu kitabı incelediğim videoyu silmişim maalesef, yine sildiğim bir video. Orada da çok net hatırlıyorum. 1 yıl kadar oldu sanırım ama bunu okuduğumu çok net hatırlıyorum. Yine okumak istiyorum çok kısa.
Belli ki bir kadının hayatının bir aşamasında iradesi ve bilgisi dışında gizemli güçlere teslim olduğu olgusuna karşı çıkmak, insanın kendi içgüdüsü ve doğamızın şeytani yönü karşısında korkusunu gizlemeye yarıyor. Ve kolayca baştan çıkarılabilenlere kıyasla daha güçlü, daha ahlaklı ve temiz hissetmek bazı insanlara keyif veriyor olmalıydı. Çok doğru, başkalarının ahlaksız olduğunu söylemek, başkalarından daha temiz, daha ahlaklı, daha iyi insanlar olduğumuzu hissetmek ve onları karalamak, biz insan onunla keyif veren olgulardan bir tanesi maalesef ve maalesef. Bu kitapta da tam olarak bundan bahsediyor. Her suçun ardında bir tutku bulabiliyor. Bu tutku nedeniyle olanları mazur görebiliyorsunuz. Bu kitapta ilk defa tutku suçu kelimesiyle karşı karşıya gelmiştim ve tutku suçu bana çok çok romantik, çok nasıl diyeyim size, çok farklı gelmişti. Hatta ona ilgili bir video yapacaktım ama sonra vazgeçmiştim. Ve size o zaman da okuduğum en güzel yerlerinden bir tanesini okuyacağım kitabın ve ondan sonra da videoyu bitireceğiz. Bir şahıs olarak bir savcının rolünü üstlenmeye neden gönüllü olmam gerektiğini anlamakta zorlanıyorum. Benim tercihim avukatın görevini almak olabilir ancak. İnsanları yargılamaktansa onları anlamaya çalışmak bana daha çok keyif veriyor. Ama biz toplum olarak, insanlar olarak yargılamayı çok seviyoruz. Onun cezasını vermeyi çok seviyoruz. Onunla ilgili kafamızda bir hüküme varmayı çok seviyoruz. Onu anlamaya, ona empati kurmaya çalışmıyoruz. Çünkü birinci yaptığımız şey onu suçlamak, onu yargılamak bize daha kolay geliyor ve daha fazla haz veriyor. Haz duyuyoruz. Ah çok şükür biz öyle durumda değiliz ya. O yüzden haz duyuyoruz. Söylediğim gibi bir önceki videoya, buna ve bir sonraki videoya yorum yazarsanız bu üç kitap içinizden birine benden hediye gidecek. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video sizi tatmin etmiştir. Hayatımın başka dönemlerinde yoğun olduğum günlerde dilerseniz başka bir video daha çekebilirim. Hoşçakalın.